Bir şeyi ifade etmek durumundayım ben. Neyi ifade etmek durumundayım? Bundan sonra ben bu kürsülerde olmayacağım. İyi de neden olmayacağımı bilmeniz lazım. Yani Yasin Hoca niye yok diye bunu bilmek için benim bunu size ifade etmem lazım. O ifade bağlamında inşallah kendime hakim olur da fazla kırıp dökmeden, kendime de zarar vermeden durumu size ifade etmeye çalışırım inşallah. Ben güya sizi geç bırakıyormuşum cumaları. Benim bildiğim kamu kuruluşlarının giriş saati 1.30'tur, öyle mi? Kamu kuruluşlarının mesai saati 1.30 mu? 1.30. Sizin iş yerlerinizin mesai saati kaçta başlıyor? Yani buradan çıkıyorsunuz, kaçta girmeniz gerekiyor normal şartlarda? Öğlen tatiliniz kaçta bitiyor? En geç 2. 1.30'da girenler var mı? Var değil mi? 1.30'da mesaiye başlayanlar bir el kaldırsın. 1.30'da mesaiye girenler. Demek ki hep 2'de girenler buraya geliyor. Tamam, o zaman sıkıntı yok. O zaman hiç sıkıntı yok. Diyelim ki 1.30'da, benim bildiğim 1.30'da girenler çok var. 1'de mesaiye başlayanlar da var. Daha yeni öğrendim. Bizim caminin işçileri bile 1'de mesai ediyormuş burada. Bizim caminin işçileri. Yani cumaya gelmiyorlar dediler bana. Gözümle görmedim ama duydum, öyle dediler bana. Hocam sen kürsüdesin, caminin işçileri bile orada çalışıyorlar. Babamın oğlu bile olsa cuma saatinde, cuma vaktinde çalışmak haramdır kardeşim. Bunu ben uydurmadım, ben söylemedim. Açın Kur'an-ı Kerim'de, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman namaza koşun. Alışverişi, çalışmayı bırakın, bilesiniz bu sizin için daha hayırlıdır. Koşun diyor Allah-u Teala. Bunu herkese söylüyor. Cami inşaatı yapsan da sana söylüyor. Çoluğunu çocuğunun rızkını temin etsin de sana söylüyor. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman koşun diyor. Şimdi dünyanın bana bir yerini gösterin. Dünyanın bana bir tek yerini gösterin dünyada. Bu ibadethaneye gireceksin. Bu ibadethaneye gireceksin. 10 dakikada ibadetini yapıp çıkacaksın. 11 dakika olursa soruşturma açarız sana. Cezası var. Bana bir tane ibadethane gösterin. Hristiyanlık, Yahudilik, sinagoglar, havralar bunlar dahil. Beşeri nizamların kurmuş olduğu putperestlikler, tapınaklar bunlar dahil. Bana bir tane örnek gösterin. İçeri gir, 15 dakika, 20 dakika ibadetini yap. 21. dakika, 22. dakika, 2 dakika, 3 dakika geç kalırsan sana soruşturma açacağız diye. Bana bir tane örnek gösterin İslam'ın mabetlerinin dışında. Bir tane örnek gösterin. Var mı? Var mı? Bilen varsa söylesin. Yok. Ben ne yapmışım? Ben güya 5 dakika, 10 dakika burada cumayı uzatmışım. Millet mağdur olmuş. Mağdur olanlar el kaldırsın. Ben uzattığımdan dolayı işinden atılanlar, mağdur olanlar el kaldırsınlar. Var mı? Var mı? O kısmı boş ver şimdi. Meyve veriyor, vermiyor, boş ver de. Ben sadece mağdur musunuz, değil misiniz? Onu soracağım. Patronun namaza karşı olduğu halde hiçbir sıkıntın yok. Bana bir tane mağdur olan insan söyleyin. Buradan sizi geç bıraktığımdan dolayı ben işimden oldum diyen bir kişi. Var mı? Var mı aramızda ajanlar, müfettişler? Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Bunları yazın bir kenara. Bunları da yazın. Bunları da yazın. Sırf cumaları geç kalındığından dolayı sabah saat 10'dan 5'e kadar ifadeye tabi tutuldum. Sabah 10'dan 5'e kadar. Ben buradan eğer 3-4 dakika vakti uzattıysam hutbeden ve namazdan bunu telafi ettim mi arkadaşlar? Etmeye çalıştım. Diyelim ki 15 dakika uzattıysam 10 dakikasını oradan telafi ettim ben. Açtım güvenlik kameralarına, tekrar baktım. Bunların anlattığı gibi değil. Öyle uzattıkları 15, 20, 30 dakika uzatmışsın, yarım saat geç. Hayır. Çıkış saatine, selam saatine bakın. Öyle bir mağduriyet yok. Ama adamın birisi şikayet etmiş. Bunu da kale almışlar. Geçtik. Ya arkadaşım, siz okumuş etmiş insanlarsınız. Ramazan'ın birinde bir imama kalkıp gelip de senin anlattıkların Kur'an'da yok. İslam'da bu anlattıkların yok. İslam'a göre bu söylediğin yanlış. Kur'an'a göre bu söylediğin yanlış. İslam dininde verdiğin bu fetva yanlış demiyorsun da mevzuatları çiğnedin. Halkı bilmem galeyana getirdin. Halkı derken o halkın kim olduğunu da söyleyeceğim size şimdi. Öyle halkı yok. Onu geç sen. Benim dinime hakaret eden halk değil. Benim dinime, camime hakaret eden, benim ezanıma Arap'ın yalellisi diyen adam rahatsız olmuş da, halk rahatsız olmuş, halkı galeyana getirmişim. Onu geç. Onları izah edeceğiz. Ama bana kalkıp da elhamdülillah dinin şu kurallarını yanlış okudun, yanlış fetva verdin demiyorlar elhamdülillah. Mevzuatları çiğnedin. Neymiş mevzuat?
hutbeyi şu saatte bu dakikada bitirecektin, şöyle başlayıp şöyle bitirecektin, vaazı şu dakikada bitirecektin, şu dakikada bitirmeyecektin vesaire. Şu gördüğünüz kamera, kayıt yapan kamera. Bak orada iki tane kamera var, hepiniz şahitsiniz. İki tane kamera var. Bunların bir tanesi caminin güvenlik kamerasıdır. Diğeri de bir kardeşimizin, hocam bu sohbetler o kameradan doğru net çıkmıyor, güzel çıkmıyor, kalitesiz o. İyi bir kamera alalım oraya da, oraya iyi bir kameradan daha güzel net sohbetler yayınlansın, istifade edelim. Biz de izleyelim, kaçırmayalım diye. Soru şu, camide vaazlarınızı kaydettiğiniz kamera kamu malı mı değil mi? Caminin malı mı yoksa değil mi? Yani kamunun malını kendi çıkarına kullandın diye oradan tutturacak. Ha bak şimdi bak. Bak bak nerelere kadar düşmüşler ya. Yazık günah ya. Kamunun malı diye gelmiş 100 liralık 200 liralık şu kameraya caminin içerisinde kayıt yapan, güvenlik amaçlı kayıt yapan ve bir vatandaşın gönüllü olarak almış olduğu camiyle alakası olmayan bir kamerayı daha Ankara'dan kalkıp gelip de burada soruşturma nezaketinde bulunan kardeşim, güzel kardeşim, beni buradan duy ve bir kenara yaz. Ankara'dan merkezinden geldin. Bu insanların cumadan sonra mağdur olduklarını, bu insanların cumadan sonra işe gidemeyişlerini dert edindiğin kadar yerindeyken niye müracaat edip de bu insanların mesaisini cuma günü üçe çekmek için oradan yerinden gayret etmedin, düğmeye basmadın? Gelip burada bir imamı şu saat şu saat arası oturup bitireceğin, susacağın, kapatacağın, kepenkleri indirip milleti dışarı dökeceğin diyecek yerde, bu milletin bayramı olan, bu milletin ibadet günü olan cuma gününün ibadet günü olması ve ferah içerisinde rahat rahat bu insanlar ibadetlerini yapsınlar diye neden orada bir girişimde bulunmadın? Niye orada hünerlerini konuşturmadın? Hiç mi bu konuda şikayet gelmedi madem şikayetleri baz alıyorsun? Hiç mi bu konuda size bir şey yazan olmadı? Yazılanlar hakkında neler yaptınız? O bizim görevimiz değil. Sordum bunu. Sordum. O bizim görevimiz değil. Kimin görevi? O devletin, bürokratın, şunların, bunların görevi. Seni buraya gönderen kim? Seni buraya gönderen kim? O bürokratlar gönderdi. O zaman herkes işini yapsın. Herkes işini yapsın arkadaş. Ben burada dinimi anlatıyorum. Ben samimi olan, samimi olarak gördüğüm kardeşlerimin içerisinde sohbetin ambiyansıyla, heyecanıyla, konunun ağırlığıyla belki, önemiyle belki 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika uzatmışızdır. Atlan deve midir bu ya? Adam mı öldürdük biz? Adam mı öldürdük Allah aşkına? Kürsü yasağı bile geldi hemen bir gün sonra. İfadelerden sonra baktılar ki bu el avuca gelecek bir adam değil. Bu adam yok kardeşim ya, bu adam hizaya gelmiyor, bu adam uslanmıyor. Daha ifadesini alır almaz yani ifadelerinde bile ters şeyler söylüyor belki diye düşündü, bilmiyorum. Allahu alem. Ertesi gün bundan böyle soruşturma bitene kadar kürsüden uzak kalması diye kürsüye bir daha çıkmamanız yönünde yazı. Bana bir de Antalya seferi düzenleyeydiniz ya, şu Ramazan'ı rahat geçireydim. Bir de Antalya bileti verseydiniz. Ya niye böyle yarım bıraktınız şimdi? Teravih kaldı şimdi. Onun ne olacak o teravih? Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Ya biz bazı şeyleri geride bıraktığımızı zannediyorduk. Biz bazı şeyleri geçtiğimizi zannediyorduk. Yemin ediyorum 28 Şubat zihniyetinin aynısı birebir tekrar ediliyor. Evet, bizim içeri girişimiz böyle başladı. Bak, adam şikayet ediyor. Adam şikayet ediyor. Şikayet eden adam cahilin teki. Çünkü orada bir tane sorusu var adamın. Cahilliği anlıyorum ben. Sorudan anlıyorum neyin ne olduğunu. Ama bir diğer soruya bakıyorsun. Uzmanca bir soru. Kallavi tuzakça bir sorular geliyor. 312. maddeye sokmanın, sokuşturmanın gayretleri var içerisinde. Vatandaşın aklına gelmez bu. Siz geçin bu işi. Ben bunları çok yaşadım. Cami cemaatinden kaç tane şahit götürdük mahkemelere. İfade verdik. 10 tane cami cemaatinin 10'unun ifadesini topla, bir tane ifade etmiyor. Biliyorum bu insanları, tanıyorum. Adam döktürmüş, edebiyatçı ya. Edebiyatçı döktürmüş. Geçin bu işleri. Lütfen Allah rızası için. Kumpasa gerek yok. Yok kumpasa gerek ya. Teravih namazında dahi gelip buraya, teravih bir mahallenin camisine, teravih namazında ya. Gece yarısı gelip de buraya teftiş etmenin alemi ne? Ne yapıyoruz biz burada? Ne yapıyoruz biz burada? Acun Ilıcalı'nın bu devlete vermiş olduğu zarardan daha fazla bir zarar mı veriyoruz biz? Şahıs ismi belirtmişiz. Çok büyük sıkıntı. Şahıs ismi belirtiyormuşuz. Evet, belirtiyorum yine. Bu millete verdiği zarardan daha büyük zarar mı verdim ben bu insanlara? Arap'ın yalellisi diye bir avukat hanımın Kıbrıs'ta kalkıp da bu milletin ezanına hakaret ettiği zaman ben kamuoyunda aynı yolla, bakın medya yoluyla bunu yapıyor değil mi? Halen daha var mı internetlerde? Var.
Efendim belki pişman olmuştur. Varsa o yayın, onun karşılığında bir yayın duracak arkadaş. Bunu yanlış yaptığını birisi söyleyecek. Bana söyletme, sen söyle. Sen söyle. Ben söyleyemem. Kamunun huzuru bozulur. Müslümanın huzurunu kim düşünecek Allah aşkına ya? Müslümanın huzuru bozulmuş, ne olacak? Bir tane deli imamı arada idare edemediniz. Kadın kalkmış, biz mescit yaptırmayız. Buraya cami yaptırmayacağız. Surların, İstanbul'un, Fatih'in fethettiği ve açtığı mescidi yaptırmayız diye. Deden Fatih'e kafa tutuyor. Kalkıp iki kelam ettik. Halkın huzurunu bozmuşuz. Allah Allah. Ya özür dilecekler neredeyse bizden. Nasıl bir özgürlüktür bu? Nasıl bir demokrasidir ya? Böyle bir şey var mı? Kuralları, kanunları sen koy. Sen çal, sen oyna babam. Bu kurallar ne olacak? Bu kuralları kim koydu? Ne diyor burada Allah-u Teala? Müslümana karşı merhametli. Bana karşı merhametli olmuyor. En alasından, en güzelinden soruşturma, en kallavisinden sorularla geliyor. Müslümana karşı merhametli, kafire karşı şiddet olun. İslam'a hakaret edene karşı şiddet olun. Şiddetli olun, dik durun, eğilmeyin ve cevaplarını verin o insanların. Onların yapmış olduğu yollarla, hazırlıklarla siz de hazırlıklarınızı yapın demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Mücadelenizi onların yaptığı gibi yapın demiyor mu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Medya yoluyla saldırıyorsa sen de medya yoluyla cevap vereceksin kardeşim. Bak ben çok düşündüm. Bu üç tane insanı ismiyle beraber zikrettim. Evet, ettim. Çünkü hata yapmışlardı, yanlış yapmışlardı. Ciddi bir yanlış yapmışlardı. İslam'ın öz değerlerine saldırmışlardı. Bu insanların, bu Müslümanlığın camisine saldıramazsın sen. Hakaret edemezsin sen. Kusura bakma. Kusura bakma kardeşim. Kanun senden yana da olsa delinin bir tanesi her zaman her yerde. Bu kürsü olsa da olmasa da. Bu baş bu bedenin üzerinde olduğu sürece senin suratına bu hakkı haykıracaktır. Sen İslam'ın aleyhine, İslam'ın öz değerlerine hakaret edemezsin bu topraklarda. Benim dedem bunun için ruhunu teslim etti. Benim dedem bunun için ruhunu teslim etti. Sen kime ne anlatıyorsun ya? Evet. Şunu düşündüm. Bak Allah için söylüyorum. Şunu düşündüm. Ya bu kadın tevbe ederse? Ya bu kadın tevbe ederse? Pişman oldu. Böyle bir şey yaptı, pişman oldu. Bizim o kadını ismiyle rencide ettiğimiz video sosyal medyalarda, internetlerde var. Bunun vebalini nasıl çekerim diye düşündüm. Düşünmedim değil. Ama bir anda aklıma şu geldi. Dedim ki eğer kendisi sosyal ortamda, ulusal kanallarda bu yaptığı hakaret dönüyorsa, kendisi hatasından pişman olup tevbe etse bile, kendisi Müslüman olsa bile, o video döndüğü sürece bu Müslümanlara zarar vereceğinden dolayı, o videoları kaldırtıp tamamen temizledikten sonra onun tevbesi kabuldür, ben de o zaman kaldırırım karşı videolarımı. Ama sen ne kadar tevbe etsen de birebir seni ilgilendirir. Ama yaptığın hezeyanlar halen daha gelecek olan nesilleri belki 20 sene sonra etkileyecektir. Yaptığın hakaretleri duyacak o insanlar. Ben o kadar aleyhine konuşmama rağmen, avukat olmasına rağmen bak tebrik ediyorum. İnşallah hatasını anlamıştır da herhalde. Avukat olmasına rağmen dava açmadı. Ha bizimkiler duramadılar ya. O nasıl açmadı ben açacağım sana gel bakayım. Niye bunu söyledin? Şikayet eden aramızdan birisi. Müslüman birisi. Müslüman birisi. Ben yıllardan beri bunu anlatıyorum size bunu. Müslüman Müslümana sırtını dayayamıyor Müslümanlar. Müslüman Müslümana sırtını dönemiyor Müslümanlar. Güvenemiyor Müslümanlar. Bizi şikayet eden bir başka cemaatten. Müslüman Müslümana güvenecek arkadaş, güvenecek. Ben size güvendim. Sizin bir suçunuz yok. Evet, sizin bir suçunuz yok. Ama Türkiye'de göremediğim Müslümanlara güvenemedim demek. Sen kim oluyorsun da? Aynen bunu söylüyor bana. Yani cumaları yapmış oldun. Bir kere bunları konuşmak zorunda değilsin. Niye bunları konuşuyorsun diyor. Bak şimdi bunları konuşmak zorunda değilsin. Mevzuatlarla senin görevin belli. Dakikan geldiği zaman tak hemen atlayacaksın aşağı. Ya namazını kıldıracaksın eyvallah. Senin görevin bu. Bunun dışında sen görevinin dışına niye çıkıyorsun? Elhamdülillah ben rahatım. Hamd ediyorum. Bana İslam'ın şu kuralını, şu emrini, şu ayetini yanlış yorumladın. Yanlış fetva verdin, yanlış hüküm verdin, İslam'a aykırı konuştun diye bir tane soru yöneltmedi. Elhamdülillah. Bir tane öyle bir soruyla muhatap olmadım. Anlıyorum ki ben doğru yoldayım, bir sıkıntı yok. Biz doğru yoldayız, onu anlıyorum ben, ondan onu anlıyorum. Bir tane var, işte hayızlı kadın oruç tutar diye demişsin. Demişim güya. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Çıkartmış önüme yazıyı. Dedim bak, bak. Bunu şikayet eden kişi, belli ki ilkokul mezunu, okuma yazması yok. Ne yazıyor burada? Şu, şöyle, eğer Allah'tan gelen bir özür varsa,
Allah'tan gelen bir özür varsa, özür ne demektir? İstiaze durumudur. İstiaze durumu ne demektir? Kadının adet dönemi biter, bittikten sonra kanaması devam ederse oruç tutabilir mi? Tutar kardeşim. Kanama devam etse de tutar. Buna ne denir? İstiaze denir. Nedir bu? Özür durumudur. Yazıyor da özür durumu diye. Bak böyle anlatmışım ben, izah etmişim. Özür Allah'tan gelen bir mazerettir ve tutar diye bunu yazmışım ben. Ama dengesizin biri çamur atacak ya, orada o özür yazdığım kısmın diğer kısımların altını çizmiş, çizmiş, çizmiş. Bak böyle böyle demiş diye. Orada bir tahlil var. Yani tarih boyunca bu durumdakiler oruç tutar diyenler olmuş, tutmaz diyenler olmuş diye bir durum tespitinden sonra. Orada benim o özür yazdığım kısmı altını çizmemiş. Oraya hiç vurgu yok. Diğer tarafları çizmiş, çizmiş. Yani bak böyle anlayın. Bu adam normal şartlarda böyle oruç tutulması caizdir demek istemiş gibi bir yönlendirme, bir taraflı böyle bir çalışma yapmış. Bunu göndermiş sağa sola. Aklı başında bir adamın okuyup hani tuzağın ne demek olduğunu, orada okuduğuyla beraber onun hiçbir alakası olmadığını anlayacak. Açtım müfettişe, dedim şurada ne yazıyor? Al bakayım bunun daire içerisinde. Burada ne yazıyor? Özür kanı. Özür kanı yazıyor mu burada? Yazıyor. Bu soruyu bana sormaya utanmıyor musun? Bunu o cahil anlamamış, tamam da sen müfettiş olmuş insansın ya. Ya bunu okudun, anlamıyor musun sen? Almak istedin daire içerisinde, bak bak ya ya. Ya yazıktır ya. Yazık. Bunları mı konuşacağız biz ya? Şuna önem, bak şuna vurgu yap, şuna vurgu yap dedim. Şöyle bir çerçeve içerisine almak, altını çizdi. Yok, sakın dokunma, dokunma, oraya dokunma. Elin adamı benim yazdığım yoruma, benim söylemiş olduğum metine istediği gibi altını çiziyor, işaretliyor, nasıl anlaşılması gerektiğine doğru istikamet veriyor. Ben benim yazmış olduğum metne bir çiziktirik attıramıyorum doğru anlaşılsın diye. Bugünün yarını var, merak etmeyin. Ezan okundu mu? Söylüyorum, saat 12 geçe Esenyurt. Bilmeyenler öğrensinler. 12 geçe İstanbul'da öğlen ezanı okunur. 12 geçe Esenyurt 13 geçe okunur. En iyi ezan ortalama 6 dakika sürer. 13, 6'da 19. Saat kaç geçiyor? Bak şu anda saat 17 geçiyor. Ben bununla ezan okuyorum, iftar okuyorum. Oruç açarken bu doğru da şimdi yanlış diyemezsiniz. Yerken bu hoşunuza gidiyor bu saat. Bir dakika, yerken hoşunuza gittiği saatten örnek veriyorum. Şu anda saat 17 geçiyor. 17 geçiyor. 13, 6 dakika ezan ekle, 19. 17. Ya, iyi düşünmek lazım yani. Öyle başkalarının dolduruşuna gazına gelmemek lazım. Rabbim akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin inşallah. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb ve yeşterûne bihî semenen kalîle. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değiştirenler var ya, onu az bir paha karşılığında satanlar var ya, makamımdan, koltuğumdan, kürsümden olurum diye bazı gerçekleri gizleyenler var ya, suya sabuna dokunmayanlar var ya, Kur'an-ı Kerim'i bedel karşılığı satanlar var ya, Kur'an-ı Kerim'i kıraate indirgeyip sadece kıraat olarak bu Kur'an'ı bu insanlara yutturmaya çalışanlar, bundan nemalananlar, para kazanmaya çalışanlar var ya, Allah-u Teala söylüyor. اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ İşte onlar karınlarında yarın huzur-u mahşerde ateş doldurmuş olarak geleceklerdir. Onların yedikleri, onların aldıkları maaşlar, nemalar, faydalar, kazançlar ne varsa yarın huzur-u mahşerde o bütün menfaatler karınlarında ateş olarak oraya geleceklerdir. Rabbim muhafaza buyursun. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Allah-u Teala onlara sırtını dönecek, onlarla konuşmayacaktır. Kıyamet günü Allah-u Teala onlara yüzüne bakmayacaktır. Allah'ın sırtını döndüğü insanlar olmaktan Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ahmet'in sırtı dönsün bize, Hasan'ın, Hüseyin'in efendim sırtı dönsün bize, dünyadaki arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun sırtı dönsün bize, bizle konuşmasın, küssün, patronumuz bize sırtını dönsün, küssün, devletimiz bize sırtını dönsün, küssün, ama Rabbimiz bize sırtını dönmesin Müslümanlar. Rabbimiz bize sırtını dönerse iflah olmayız Müslümanlar. Dünya hayatı bir gün iki günden ibarettir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ahiret hayatı baki olan hayattır. Ahiret hayatı ilelebet hayattır. İlelebet hayattaki menfaatlerinizi düşünün bu dünyada Allah aşkına. وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ İşte böyle yapanlar, Allah'ın onlarla sırtını döneceği, konuşmayacağı insanlar, onlar için bu şekilde dünyada davrananlar, Kur'an'ın hakikatlerini gizleyenler, Kur'an'ın gerçeklerini insanlara anlatmayanlar, törpüleyenler, yumuşatanlar,
menfi olarak farklı farklı izah edenler vesaire vesaire. Biz bu kürsülerden bunları anlattık size. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Bu insanlar yarın huzur-u mahşerde karınlarını ateş dolduracaklar. Allah-u Teala onlarla konuşmayacak. Azabın da en şiddetlisine müstahak olacaklardır. Rabbim muhafaza buyursun. Biz bu Kur'an'a muhatabız. Bizim mevzuatımızdan önce Kur'an mevzuatı gelmesi lazım. Biz Kur'an mevzuatına mensup insanlarız. Kur'an mevzuatına aykırı düşen bütün mevzuatlar elimizin tersiyle itmekle mükellefiz. Müslüman budur. Böyle olun, böyle kalın. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.